Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de sindirim sisteminin yapılarını anlatıyoruz. Tonguç hazır mısın? Hocam ya? çok acıktım. Hem yesek hem yapsak daha iyi değil mi? Daha iyi öğrenmiş oluruz hocam. Efendim sindirim sisteminin yapıları ee, bak başlıyoruz. Nereden, nereden başlıyor sindirim sistemi? Ağız. Süper. Ağızla sindirmeye başlıyoruz değil mi? Ağızımızı alıyoruz ve yemekleri yemeye başlıyoruz. Yemek yok hocam. Ardından ne geliyor Tonguç'um? Dil. Yutuyoruz değil mi? Hayır. Ağızdan yutağa geçiyor. Yutak dediğimiz zımbırtıdan nereye geliyor? Boru. Yemek borusu denilen midemize inen boruya geliyor. Ardından neye geliyor Tonguç? Mide. Midemize indi. Mideye indirdin mi yemekleri? Hamburgeri oh. mideye indirdin. Evet. Maşallahım var evladım. Çok ya şükür. Hamburger mi yemeyi seversin yoksa e, karnıyarık mı? Hocam karnıyarık daha sağlıklı. Daha yani, sağlıklı. Sebze harbi. içinde mutlaka sebze olmalı yediğim şey. Çok güzel mantıklı. Ardından mideden sonra nereye geliyor? Yine aynı renkte olan ince bağırsağa geliyor. İnce bağırsağa geliyor. Ardından nereye geliyor Tonguç? Artık ince bağırsaktan sonra da kalınına geçiyoruz. Kalın bağırsak ve ardından ne yiyor? Çıkıyor besinlerimiz. Popo. Hayır popo değil evladım anüs diyoruz buraya biz. Ha. Anüs yani çıkış bu e, kısmı. Şimdi ona bakacağız ama sindirim nedir hemen başlayalım. Sindirim evladım büyük bir molekülün küçük molekül ayrılması. Yani sen bir tane hamburger yedin ya Tonguç. Evet canım. Hamburgerin bir köftesi var falan filan. Yedikten sonra bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Öğütüyorum. Kanına geçebilecek kadar küçük parçalara ayırıyorsun. Gözle görünmeyecek kadar küçük parçalıyorsun. ayırıyorsun. Bunu nerede yapıyorsun Tonguç? Kalın bağırsakta. Her yerde yapıyorsun. Ağızdan Sindirin başlayıp, sisteminde. ağızdan başlayıp her yerde yapıyorsun. Anlatacağım şimdi. Bir şimdi bak, parçalıyorum. O zaman bak bu büyük bir parçayı küçük parçalara ayırmak sindirim. Bak mesela şu anda bir sindirim yapıyorum. Sindirim. Pa küçük parçalara ayırdım bunu. Doğru. Bu büyük bir parçaydı, küçük parçaydı. Dolayısıyla sindirim büyük moleküllerin kana geçebilecek kadar küçük hale gelmesi. Bir, sindirim iki çeşit oluyor Tonguç. Unutmayacağız. Fiziksel sindirim, kimyasal sindirim. Fiziksel sindirim dediğimiz zımbırtı çiğneme bak evladım fiziksel evladım ne yapıyorsun? Hocam çok Üçün, soğuk oldu. soğuk oldu. <laughs> bak. fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim. Fiziksel sindirim e, kısmında ise çiğneme ve kas hareketleri var Tonguç. Tamamdır. Hocam. Mesela midede böyle mide sallanıyor veya ağızda peristaltik var hocam. Evet, midede peristaltik var aynı zamanda midede çalkalanarak onu daha iyi sindirmeye çalışıyor. Fiziksel sindirim, kimyasal sindirimdeyse hiç böyle kaba kuvvet kullanmadan ne yapıyorsun evladım? Enzimler denilen özel kimyasal maddeleri kullanıyorsun. Enzimler dediğimiz zımbırtı besinle birleşiyor. Bak şu turuncu olan şey besin. Enzim geliyor, bunu alıyor ve Besini küçük iki parçaya ayırıyor. Şunu alıyor bir anda küçük iki parçaya ayırıyor. Enzim dediğimiz şey kimyasal sindirim yapan kimyasal maddeler. Bunlar sindirime hızlandırıcılar. Ne olur biliyor musun? Bak Tonguç. Hızlandırıcı demek. Bir hamburgeri normalde enzim olmadan da sindirebilirdin. Ne kadar zamanda biliyor musun? Ne kadar bir değil? yılda. Midenle bir yılda hamburgeri tutmak ister misin? O, zaman... o yüzden enzimleri kullanabilirsin. Yani. Tamam. O yüzden kimyasal. O zaman başlayalım. Ağızdan başlayalım. Ağızda bir kere ilk başta fiziksel sindirim var. Fiziksel sindirim nasıl oluyor Tonguç? Ağızda neler var? Dişler ve dil var. Harika. Diş ve dille yuvarlayabiliyoruz değil mi? Aynı zamanda tükürükle ne yapıyoruz Tonguç? Yumuşatıyoruz değil mi? Ağızda tükürük denilen çok önemli bir salgı var. Tükürükle yumuşatıyoruz ve fiziksel sindirimi kolaylaştırıyoruz. Hani böyle ıslattığın şey daha rahat sindirirsin ya. Yanında ne içersiniz diye sorarlardı. Evet. Karbonhidratların kimyasal sindirimi yani karbonhidratların enzimlerle sindirimi burada başlıyor. Karbonhidratlar dediğimiz e, mesela karbonhidrat ince hattına geliyor Ek, Ekmek. E, ondan sonra e, makarna. Bunlar nerede başlıyor sindirime? Ağzımızda başlıyor, başlıyor. kimyasal olarak. Aynı zamanda sindirim sindirimi enzimlerle başlıyor karbohidratların. Unutma burayı yazmışız zaten bir daha yazdım. Tamam. Ve e, yutağa geçtiğimizde besinleri yemek borusuna iletmekten başka hiçbir görevi yok. Besinleri yemek borusuna iletiyor. Hocam adam bebek mi yemiş? <gülüyor> 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 Burundan yemiş. Besinleri yemek borusuna gönderen şey. Burundan yemiyor. Ağzından giriyor. Bu ağzından giriyor. Yanlış çizilmiş. burada. Böyle olacak. Yuttuğu ve ağzından yutağa gönderiyoruz. Tamam. Anlaşıldı. Evet yemek borusuna gönderiyoruz. Yutakla. Yutak o zaman neymiş sadece bir geçişmiş. Bunu Hocam unutma. şöyle bir şey duymuştum. Siz yani bir bilirsiniz? kapı gibi bir şey. Evet, Siz daha bilirsiniz. Çin'de mi bir ülkede hocam cenin yiyorlarmış. Doğru mu? Allah korusun saçma sapan şeyler söyleme. Abi ne yapıyorsun? Öyle bir şey var gerçekten. Var evet evet. Var, Çin'de öyle mi? bir şey var. Evet. Ya şey bebeğin böyle şey anneyle bağlandığı boru var ya. Evet, hocam. onu yiyorlar bazen. Niye öyle bir saçma şey? Saçma sapan hocam? şeyler. Neyse, geçiş e, o zaman kapıymış neyle neyi ayırıyor biliyor musun bu kapı soluk borusuyla yemek borusuna ayırıyor tamam, dolayısıyla besinlerin ye, e, nefesimize kaçar içeri giriyor, Ay, boğazıma giriyor. kaçtı böyle hani akciğerime kaçacak Allah korusun soluk boruma kaçtılar ya evet. bunu yutak ayarlıyor yemek borusu dediğimiz şey yapısındaki kaslarla besinleri ne yapıyor evladım mideye iletiyor bak yemek borusunda böyle hani mesela bir yemek girdi ya. Şöyle yemek borusuna bir yemek girdi. Şurada bir lokma var. Bu kasıla 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 aşağı doğru iletiliyor. Bir bakıyorsun yemek buraya geliyor. Anlaştık mı? Bu ne hareketi burada? Kasılma hareketi var. Bunu aşağı doğru iletiyor. Buna peristaltik hareket diyoruz. Havalı bir adı var ama Zaten bilmek zorunda değilsin sen. O zaman mideye ileten boru diyoruz aslında. He, mideye geldik şimdi. En önemli en önemli kısma geldik. Can boğazdan gelir He. hocam. Mide öz suyu içinde ne var biliyor musun? Mide asidi var. Hani miden bazen böyle yanar ya. Evet. Bu mide asidinden dolayı hatta tuz ruhu var bu şimdi. Çok böyle kuvvetli bir asit var ve mide öz suyu denilen mide bak bu çok önemli. Çok soruluyor mide öz suyu ile kimyasal sindirim yapıyor. Neyi kimyasal sindirim yapıyor evladım biliyor musun? Bu çok önemli. Proteinlerin kimyasal sindirimini yapıyor. Yani sen bir et yediğin zaman nereye sindirilmeye başlanıyor bu? Midede. Süpersin. Ve enzimlerle sağlar. Karbonhidrat ağızda başlar, et midede başlar. Süpersin. İnanılmazsın. Ama karbonhidratlar sadece ağızda değil. Midede, midede sindirilmiyor. Ha, Aynen gerçekten gerçekten... ince bağırsağa kadar bekliyorlar. Bak Tomuçum ama burada karbohidratlar proteinlerdeki yağları unuttuk. Yağlar sindirimi ilk başta ince bağırsakta başlıyor. Pankreas öz suyundan gelen bak pankreas öz suyundan gelen enzimlerle yağları ilk başta nerede başlıyor? Ee, ince bağırsakta başlıyor. Hatta yağların hem fiziksel sindirimi oluyor hem de kimyasal sindirimi oluyor. Fiziksel sindirimini yapan karaciğerden gelen safra sıvısı kimyasal sindirimini yapan pankreastan gelen pankreas öz suyunun içindeki enzimler. Yağların sindirimi o zaman nerede başlıyormuş? İnce bağırsakta. Karbonhidratlar proteinin sindirimi ise ince bağırsakta bitiyor artık. Bitti. Ya çünkü başlamıştı daha önceden. Bitti. Aynı ondan sonra da çok önemli bir olay oluyor. En önemli olay moleküller kana geçiyor. Bu olaya ne diyoruz Tonguç? Bu sınavlarda acayip soruluyor. Moleküllerin kana geçmesi olayına biz emilim diyoruz. Emilim. Yani emiyor kan moleküllerin faydalı olanlarını emiyor, içine alıyor ki kullansın ve enerji üretsin. Aynı zamanda kalın bağırsağa geldik. Artık son çıkışa doğru yaklaştık. Kalın bağırsakta besinler içinde kalan su ve mineraller emiliyor. Artık bütün yararlı şeyleri aldık ya. Sadece su ve mineraller kaldı yararlı olarak. Onları da alıyoruz. Hatta bazen vitaminler de emiliyor burada. Unutmayalım atık maddeler aynı zamanda ne yapılıyor evladım? Atık maddeler Anüs'e gönderiliyor. Anüs'e. Yani çıkışa gönderiliyor. Anüs'ten de Venüs'e gidiyor Aynı zaten. zamanda atıklar bazen depoluyor. Günde kaç, hafta haftada kaç kere tuvalete çıkıyorsun evladım? Hocam Anüs'ümü haftada dört kez kullanıyorum. Dolayısıyla sende bayağı depo ediliyor. Kalın bağrımda. E, çok yemek yiyorum hocam. Kötü bir şey. Günde bir kere tuvalet mantıklı. Yani ha, büyük tuvalet, büyük tuvalet. Dolayısıyla atık maddeler çok depo edilmez. Orası da Kokuşmaz o Allah korusun yani. Zaman, Ay yani o ne ya? Pardon hocam ya. Onu kalın bağırsak da her şeyi depo etmemek lazım. Çok da su içmen gerekiyor. Su çok sağlıklı unutma. Çünkü insanın yüzde kaçı su? 98'i. Abartma senin beyninin yüzde 98'i su olabilir de yüzde 65'i su evladım. Hocam çok su içersek hastalanmaz mıyız? E, su zehirlenmesi de var tabi. Günde 10 litre su içersen tabii ki yamulursun. Günde kaç litre su içmeliyiz? Canet Günde Kardeş bir hocam. insanın ortalama 3 litre su içmesi gerekiyor. lazım. Hele sen büyüme çağındasın ya. Senin 3 litre minimum su içmen gerekiyor en az. Ekmek yemeli sayın hocam? Ya öyle <laughs> şey gibiyiz ha. Canan Hocam. <laughs> şey Canan <laughs> Karataş <laughs> Sindirim sisteminin son bölümü artık anüs. Ya çıkış. <laughs> oradan Köyden önce son çıkış. Oradan çıkıyor ve aşağı pıt düşüyor. Evet. Nereye düşüyor evladım? Tuvalete düşüyor. Besinlerin kullanamadığımız e, az artık bak artıkların artık kısmını hı hı. E, uzaklaştırıyor bizden. Oh be diyoruz içimden. E, büyük bir yük çıktı diyoruz <laughs> ve diyoruz ki bak besinler karbonhidrat, protein, yağ olarak 3 temel besin var. Nerede sindiriliyor bunlar? Bunlar sindirilen besinlerdi unutma. Bunlar ağız ve ince bağırsakta sindiriliyor evladım bunu unutmayacağız. E, proteinler nereli sindiriliyor diyor? Mide, Mide ince ve bağırsak. ince bağırsakta sindiriliyor. Peki yağlar nereli sindiriliyor? Kalın bağırsak. Sadece ince bağırsakta. Kalın bağırsakta sindirim yok evladım. Sa kalın bağırsakta sadece su ve mineraller alınıyor. Emilim var değil mi? Hatta A bir, şöyle bir şey Hayır. ince bağırsakta emilim. emilim demek yararlı olan şeylerin içe alınması demek. Yani bunları parçaladıktan sonra bunların küçük parçaları kana geçmesine emilim diyoruz. Anladım Ve ödüllü sorumuzu ya cevaplara gönderebilirim. Hiç üşenme. Hemen yorumlara yaz cevabını. Tonguçakim.com'da videolarımız daha düzenli ve bu video daha önceden vardı Tonguçakim.com'da. Girseydin görecektin. Hocam o yüzden ya. buraya gir ve bombardımanı şahit ol Kanalımıza abone ol. Tong, Teok kanalına abone ol. E, ve Tonguç Asıl kanalına abone ol. Videolarımız daha düzenli. Kendi sınıfına göre. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.